Arkadaşlar merhaba, Reybo Hocam ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Bir konu, 10 soru, 10 taktik bölümümüzde beraberiz. Bu videomuzda sizlerle Adem Güngör, Serkan Demir, Şükrü Akın hocalarımızın hazırlamış olduğu Newton All Star LGS Matematik Soru Bankası'ndan karekökli ifadelerle ilgili 10 soru çözeceğiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten soruların PDF'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. Aras Nehri'nden 4 kişi kayık ile karşı yakaya geçmek istemektedir. Kayık en fazla 2 kişi taşımakta ve kayığı 1 kişi kullanmaktadır. Her gidiş veya dönüşte kayık kullanan kişi değişmektedir. Genişliği karekök 768 metre olan bu nehirde karşıya geçecek olan 4 kişinin kayığı kullanma hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu 4 kişi en az kaç dakikada karşıdan karşıya geçebilir? Öncelikle bize verilen kareköklü ifadeleri A kök B biçimde yazalım. Serkan'ın hızı karekök 192 yani 64 çarpı 3'ten 8 kök 3. Furkan'ın hızı karekök 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Ali zaten kök 3. Eymen karekök 12 yani 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 olarak bulunur. Hızlarda hep kök 3'lü ifade olduğuna göre karekök 768'de de kök 3'lü ifade olmalıdır. 768'i 3'e böldüğümüzde 256'dır. Dolayısıyla 256 çarpı 3'ten 16 kök 3 metre nehrin genişliğidir. Hızı 8 kök 3 olan Serkan 16 kök 3'lük yolu 16 kök 3'ü yani yolu hızımıza böldüğümüzde 2 dakikada geçer. Furkan 16 kök 3'ü 4 kök 3'e yani yolu hıza böldüğümüzde 4 dakikada geçer. Ali 16 kök 3'ü kök 3'e böldüğümüzde 16 dakikada geçer. Eymen 16 kök 3'ü 2 kök 3'e böldüğümüzde 8 dakikada geçer. En az sürede geçmemiz için bizim yavaş gidenle karşıya geçip yavaş gideni karşıya bırakıp hızlı gidenle dönmemiz gerekiyor. Çünkü gidişte ve dönüşte kayık kullanan kişi değişmeli diyor bize. Dolayısıyla öncelikle en yavaş giden Ali'yi karşı yakaya geçirdiğimizde gidişte Ali sürsün kayığı 16 dakika, dönüşte en hızlımız Serkan götürüyor. 2 dakikada da geriye döner. Dolayısıyla 18 dakika buradan gelecek. Daha sonra Ali karşıya geçti. Eymen'i karşıya geçirelim. Bir diğer yavaş olan. Eymen sürsün giderken kayığı 8 dakikada. Dönüşte Serkan sürecek 2 dakika. Buradan da 10 dakika gelecek. Dolayısıyla Ali de karşı yakaya geçti. En son Serkan'la Furkan kaldı. Dönüşte Serkan kullandığı için bir daha Serkan kullanamayacak. Onun için bu gidişte Furkan kullansın. Furkan da 4 dakikada karşıya kayığı geçirecek. Dolayısıyla Serkan ve Furkan da karşıya geçmiş olacak. Topladığımızda 32 dakika süre geçmiş olacak. Yani cevap B. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıda Ömer ve Alp'in defterlerine çizdikleri kareler gösterilmiştir. Bu karelerin santimetre cinsinden kenar uzunlukları ile ilgili bilinenler aşağıda verilmiştir. Her iki karenin bir kenar uzunluğu tam kare olmayan doğal sayıdır. Ömer'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun karekökünün en yakın olduğu doğal sayı 3'tür. Alp'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun karekökünün en yakın olduğu doğal sayı 5'tir. Verilenlere göre Alp'in çizdiği karenin bir kenarı Ömer'in çizdiği karenin bir kenarından en çok kaç santimetre fazladır? Burada farkın en çok olması için Alp'in çizdiği karenin bir kenarının alabileceği en büyük değeri, Ömer'in çizdiği karenin bir kenarının da alabileceği en küçük değeri bulduğumuzda farkın en büyük değerini bulmuş olacağız. Ömer'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun karekökünün en yakın olduğu doğal sayı 3'müş. Dolayısıyla 3'ü kökün içine aldığımızda kök 9 olur. Kök 9'a yakın olan ama kök 9'dan küçük olan sayılara baktığımızda kök 9, kök 4 aralığında 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. Dolayısıyla kök 9'a yakın olan ve en küçük olan değer 7'dir. Karekök 7'dir. Dolayısıyla Ömer'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun alabileceği en küçük değer 7 santimetre olarak bulunur.
Alp'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun karekökünün en yakın olduğu doğal sayı da 5'miş. 5'i kökün içine aldığımızda karekök 25 olur. Dolayısıyla karekök 25'ten büyük ama karekök 25'e daha yakın olan en büyük sayıyı bulmak için karekök 25'ten büyük olan tam karesayı karekök 36. Dolayısıyla burada 30, 31 olarak ayırdığımızda burayı 30, 25'e 5 birim, 36'ya 6 birim. Yani burası sınırdır. Dolayısıyla karekök 30, 25'e, karekök 25'e daha yakındır. Yani Alp'in çizdiği karenin bir kenar uzunluğunun alabileceği en büyük değer 30 santimetredir. 30'dan da 7'yi çıkardığımızda aradaki fark 23 santimetre olarak bulunur. Yani cevap C. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir ip parçasının uzunluğu karekök 27 santimetredir. Bu ip parçalarından eşit uzunlukta iki tanesi düğümlendiğinde uzunluğu karekök 75 santimetredir. Buna göre bu iplerden 20 tanesi aynı şekilde düğümlendiğinde oluşan ipin uzunluğu kaç santimetredir? Birinci ipe baktığımızda karekök 27 santimetre. A kök B biçimde yazdığımızda 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 santimetredir. İki ipi birbirine bir düğümle bağladığımızda uzunluğu karekök 75, yani 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 santimetre oluyor. Normalde iki ipi 3 kök 3, 3 kök 3 birbirine eklediğimizde uzunluk 6 kök 3 santimetre olur. Ama uzunluk 5 kök 3 kalıyorsa 6 kök 3'ten 5 kök 3'ü çıkardığımızda bir tane düğümün uzunluğunu kök 3 santimetre olarak buluruz. Kök 3 bir düğümün uzunluğu. Bu iplerden 20 tanesini aynı şekilde düğümlediğimizde eğer biz 20 tane ipi yan yana koysaydık 20 tane ipin toplam uzunluğu hiç düğüm yapmadan 20 çarpı 3 kök 3'ten 60 kök 3 santimetre olurdu. Ama 20 tane ipi birbirine bağlamak için 19 tane düğüm yaparız. Bunu aynı kesme gibi düşünün. 20 tane parça olması için 19 kesim yaparız gibi. Yani de, ya da 20 tane parçanın arasında 19 tane aralık varmış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla 20 tane parçayı birbirine bağlamak için 19 düğüm yaparız. Her bir düğümde eksilme kök 3 santimetre ise 19 düğüm için eksilme 19 kök 3 santimetre olacak. Yani 60 kök 3'ten 19 kök 3 santimetrelik eksilme olduğunda x uzunluğunu 41 kök 3 santimetre olarak buluruz. Yani cevap B. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir yumak ip 30 metre uzunluğunda olup aşağıdaki tabloda verilen paketler şeklinde satılmaktadır. Neriman Nine bir çift patik için karekök 288 metre ip kullanmaktadır. Buna göre Neriman Nine 10 çift patik için ipe en az kaç TL harcar? Burada bize kaç yumak ip gerekiyor, bunu bulmamız gerekiyor. Bunun için de bir çift patik için kullanılan ipin miktarını bulalım. Karekök 288 metre bir çift patik için kullanılan ip miktarıdır. Bu sorularda bazen sayımızı A kök B biçiminde yazarak ilerlememiz gerekir. Bazen de yaklaşık değerini bularak ilerlememiz bizim için daha iyidir. Burada yaklaşık değerini bularak ilerlememiz bizim için daha iyi. Çünkü karekök 288 karekök 289'a yani 17'ye daha yakındır. Dolayısıyla bir çift patik için yaklaşık olarak 17 metre ip kullanılır. 10 çift patik yapılacağı için 17 çarpı 10'dan 170 metre ip gerekiyor. Bir yumak 30 metre ise 170 metrelik ip almak için kaç yumak almamız gerekiyor? Bunu bulmak için 170'i 30'a böleriz. 170'in içinde 30, 5 tane vardır. 5 kere 30, 150 yapar. Geriye de 20 metrelik ip kalır. Yani 5 tane yumak bir alacağız. 20 metrelik ip içinde ekstra bir tane yumak da sonradan alacağız. 5 yumak 45 TL'ye satılıyor zaten. Bir tane yumak da 12 TL'ye satılıyor. Toplam
6 yumak almış oluyoruz. 45 artı 12'den de ödediğimiz tutar 57 TL olarak bulunur. Yani cevap B. 5. sorumuza devam edelim. Burcu öğretmen tahtaya 25 küçük eş kareden oluşan bir büyük kare çizmiş ve öğrenci Ayşe'den gelip küçük eş karelerden rastgele birkaç tanesini boyamasını istemiştir. Ayşe'nin boyadığı karelerin sayısının tüm karelerin sayısına oranını bir kesir ile ifade eden Burcu öğretmen, elde edilen kesirin kareköküne denk olan kesiri ifade etmek için öğrencisi Murat'tan gelip küçük karelerden birkaç tanesini daha boymasını istemiştir. Murat gelip 6 tane daha kare boyadığına göre Ayşe'nin başlangıçta boyadığı kare sayısı Murat'ın boyadığı kare sayısından kaç tane eksik olabilir? Ayşe'nin boyadığı kare sayısı Murat'ın boyadığı 6 tane kareden daha az olmalı. Çünkü Ayşe'nin Murat'tan kaç tane eksik kare boyadığını soruyor bize. Dolayısıyla Ayşe'nin boyadığı kare sayısını ifade eden kesirimiz 25'te kaç tane olacak? Ve bunun karekökünü aldığımızda sonuç bir rasyonel sayı olacak. 6'dan küçük bir tam kare sayı olan 4 diyebiliriz. Yani 4 bölü 25. Dolayısıyla 4 tane kareyi Ayşe boyamış olabilir. 4 bölü 25'in karekökünü aldığımızda 2 bölü 5 yapar. 2 bölü 5'e denk olan modeli oluşturmak için 5'i 25 yapmamız lazım. Çünkü bütünümüz 25 parça. Dolayısıyla 2 bölü 5'i 5 ile genişlettiğimizde 10 bölü 25 olur. Dolayısıyla son durumdaki kesirimiz 10 bölü 25. İlk durumda 4 tane kareyi Ayşe boyamıştı. 6 tane kare daha boyayan Murat toplam boyanan kare sayısını 10 yaptı. Dolayısıyla 10 bölü 25 ikinci durumdaki kesirimiz oldu. 6 tane Murat boyadı. 4 tane Ayşe boyadı. Ayşe Murat'tan 2 tane eksik boyamış olur. Yani cevap B. 6. sorumuza devam edelim. Bir masanın üstünde duran bardakların yüksekliği aşağıda verilmiştir. Masanın yanına konulan bardakların görünümü ve sayıları yukarıda verildiğine göre masanın yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? İç içe konulan bardaklarda her bir bardağın çıkıntısını bulmalıyız öncelikle. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane bardak var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bardak var. 5 tane bardak iç içe konulduğunda 4 tane çıkıntı oluşuyor. 6 tane bardak iç içe konulduğunda 5 tane çıkıntı oluşuyor. Karekök 242, 121 çarpı 2'den 11 kök 2'dir. Karekök 244, 144 çarpı 2'den 12 kök 2'dir. Dolayısıyla 12 kök 2'den 11 kök 2'yi çıkardığımızda 1 kök 2 kalır. 1 kök 2 de 1 tane çıkıntıya eşittir. Yani 1 çıkıntı kök 2. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. 4 tane çıkıntı burası 4 kök 2 olacak. Dolayısıyla 11 kök 2'den 4 kök 2'yi çıkardığımızda 1 tane bardağın yüksekliği 7 kök 2 olarak bulunur. Bir tane bardağın yüksekliği 7 kök 2 ve bizden masanın yüksekliğinin hangisinin olabileceğini soruyor. Burada şuna dikkat edelim. Bir soruda olabilir ifadesi geçiyorsa bizim bir aralık bulmamız lazım. Yani bir alt sınır bir de üst sınır bulmamız lazım. Bu aralıkta olacak değeri bulmamız lazım. Burada masanın yanındaki bardaklara baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bardak üst üste. 6 tane bardak üst üste olduğunda yüksekliğimiz 12 kök 2 oluyor. Yanındaki bardaklar ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bardak üst üste. 7 tane bardak üst üste olduğunda 6 tane çıkıntımız var. Her bir çıkıntı kök 2 olduğu için 6 kök 2 ve bir tane bardağın yüksekliği 7 kök 2 topladığımızda buranın yüksekliği 13 kök 2'dir. Yani masanın yüksekliğine x dersek x 13 kök 2'den küçük, 12 kök 2'den büyük. Yani alt sınırımız 12 kök 2, üst sınırımız 13 kök 2. 12'yi kökün içine aldığımızda 144 çarpı 2'den karekök 288 küçüktür x. 13'ü kökün içine aldığımızda 169 çarpı 2'den de
karekök 338. Bu aralıkta olabilecek sayı 14'ün karesi 196 olmaz. 16'nın karesi 256 bu aralıkta olmaz. 19'un karesi 361 bu aralıkta olmaz. Ama 18'in karesi karekök 324 bu aralıkta olabilir. Yani cevap C. 7. sorumuza devam edelim. Kenar uzunlukları 30 kök 3 metre ve 24 kök 2 metre olan dikdörtgen biçimdeki duvar şekildeki gibi eş dikdörtgen parçalara ayrılmıştır. Bu parçalardan bazılarının tamamı boyanarak şekildeki boyalı alan oluşturulmuştur. Tabloya göre boya tüplerinin her birinden en az bir tane kullanmak şartıyla bu iş için en az kaç boya tüpü kullanılmıştır? Bu gibi sorularda öncelikle bir tane birim bölgenin yani bir tane dikdörtgensel bölgenin alanını bulalım. Bu bölgenin alanını bulmak için bu kenarın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Burası 30 kök 3'ü 15'e böldüğümüzde 2 kök 3 olarak bulunur. Bu kenarın uzunluğu da 24 kök 2'yi 12'ye böldüğümüzde, çünkü burada 12 tane kısa kenar var, 12'ye böldüğümüzde 2 kök 2 metre olarak bulunur. Bir tane dikdörtgensel bölgenin alanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 3'ten 4 kök 6 metre kare olarak bulunur. Kaç tane dikdörtgensel bölge var ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şuradaki yarım, şuradaki yarım 1 tam yapıyor. Bir de bu 2 tam yapıyor. Yani 2 tane dikdörtgen var. Dolayısıyla 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 tane 4 kök 6. 38 ile 4'ü çarptığımızda 152 kök 6. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. 152 kök 6 metrekare. Buradaki kök 6'yı ve buradaki kök 6'ları almasak da olur. Hepsinden sadeleştirebiliriz. 152'den hepsinden en az bir tane kullanmak şartıyla dediği için 1, 1, 1. Dolayısıyla topladığımızda 4, 6 daha 10, 10 daha 20 metrekarelik alan boyanacak. Hepsinden birer tane aldığımızda geriye 132 kalacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. En az boya tüpü kullanmak istiyoruz ve bize şunu şart koşmamış. Alınan boya tüplerinin hepsi tamamen kullanılacaktır diye bir şart söylememiş. Dolayısıyla biz boya da artırabiliriz. Önemli olan en az boya tüpünü kullanmak. 132'yi 10'a böldüğümüzde 13 tane 10'luk alırız. Dolayısıyla geriye 2 metrekarelik alan kalır. Onun içinde bir tane K'den alırsam 4 metrekarelikten, dolayısıyla orayı da boyamış olurum. 10'luktan 13 tane daha aldım. Dolayısıyla 13, 14, 15, 16, 17 tane boya tüpü kullanırım en az. Yani cevap C. 8. sorumuza devam edelim. Uzun kenarı karekök 648 birim ve kısa kenarı karekök 338 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir banyonun duvarı, kenarları karekök 18 birim ve karekök 8 birim olan kare şeklindeki iki farklı fayans ile döşenecektir. Duvardaki fayans döşemesi aşağıdaki şekildeki bir sıra büyük fayans, bir sıra küçük fayans olacak ve duvarda hiç boşluk kalmayacak biçimde hiçbir fayans kırılmadan tamamlanmıştır. A ve B tip fayansların birim maliyeti aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yukarıda verilenlere göre bu banyonun duvarına düşen toplam fayans miktarının maliyeti kaç liradır? Öncelikle kareköklü ifadeleri A kök B biçimde yazalım. Karekök 648, 324 çarpı 2'den 18 kök 2 birim. Karekök 338, 169 çarpı 2'den 13 kök 2 birim. Karekök 18, 9 çarpı 2'den 3 kök 2 birim. Karekök 8, 4 çarpı 2'den 2 kök 2 birim. Bir sıra A fayansı, bir sıra B fayansı, bir sıra A, bir sıra B şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla 18 kök 2'yi 3 kök 2'ye böldüğümüzde bir sıraya kaç tane A fayansından yerleşir onu buluruz. Kök 2'ler gider, 18'i 3'e böldüğümüzde bir sıraya 6 tane A, 18 kök 2'yi 2 kök 2'ye böldüğümüzde kök 2'ler gider. 18 2'ye böldüğümüzde bir sıraya 9 tane B fayansından yerleşir. Dolayısıyla
Bir sıra A 3 kök 2, bir sıra B 2 kök 2, bir sıra A 3 kök 2, bir sıra B 2 kök 2 topladığımızda 10 kök 2 yapar. 13 kök 2 olması için bir tane daha A fayansı, bir sıra daha A fayansı yerleştiririz. Dolayısıyla yerleşen toplam fayans sayısını bulmak için 6 tane A buraya, 6 tane A buraya, 6 tane A buraya, yani toplam 18 tane A fayansı, 9 tane B buraya, 9 tane B buraya. Dolayısıyla toplam 18 tane de B fayansı yerleşir. 8 çarpı 18 144 TL, 3 çarpı 18 54 TL, topladığımızda 198 TL yapar. Yani cevap A. 9. sorumuza devam edelim. Bir bakkal bir ayırtın uzunluğu kök 2 santimetre olan küp şeklindeki kutuları eşit uzunluktaki raflardan en üstteki rafa bir tane, altındaki rafa iki tane, onun altındaki rafa üç tane olacak şekilde birer artırarak yerleştiriyor. Bu şekilde devam ederek kutular arasında boşluk kalmayacak şekilde en son kutuyu yerleştirdiğinde son dizdiği rafın yarısından fazlasını dolduruyor. Bir rafın uzunluğu 18 santimetre olduğuna göre bu bakkal raflara toplam en az kaç kutu dizmiştir? Bir tane ayırtın uzunluğu kök 2 santimetre olan küpleri 18 santimetrelik raflara yerleştiriyoruz. Birinci rafta 1, ikinci rafta 2, 3 diye birer birer artarak devam ediyor. Son rafa ise yarısından fazlası kadar dolduruyor. Eğer tamamını doldurursa kaç tane dolduracağını bulmak için 18'i, yani bir rafın uzunluğunu küpün bir ayırtının uzunluğuna böleriz. 18 bölü kök 2. 18'i kök 2'ye bölmek için paydayı kökten kurtarmamız gerekiyor. Onun için kesirimizi kök 2 ile genişletiriz. 18 kök 2 bölü kök 4'ten, yani 2'dir. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 kök 2 tane küp yerleştirilir. Burada 9'u kökün içine aldığımızda 81 çarpı 2'den karekök 162 olur. Karekök 162 12'den büyük, 13'ten küçüktür. Yani alabileceği değer 12 küsür. Yaklaşık olarak 13'e yakın olduğu için 13'e yakın bir değer alır deriz. Burada yarısından fazlasını doldurduğu için eğer tamamını doldursaydı 12 tane olurdu. Yarısından fazlasını doldurunca 6'nın fazlası, yani 7 tane küp olacak son rafta. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. rafta 7 tane küp olacak. Burayı topladığımızda 1 artı 7 8, 2 artı 6 ikinci 8, 3 artı 5 üçüncü 8, 3 kere 8 24, 4 daha 28 tane kutu yerleştirmiş en az. Yani cevap B. 10. ve son sorumuza devam edelim. Sinan Bey belediyenin kaldırım taşı düzenleme ekibindedir. Çarpık kentleşmenin olduğu bir sokağa kaldırım taşı döşenecektir. Kaldırım taşının kısa kenarı karekök 15 cm ve uzun kenarı karekök 20 cm'dir. Taşların döşeneceği sokağın şekli yukarıda verilmiştir. Kaldırım taşları döşenirken evler ile taşlar arasında oluşan boşluklar kum ile doldurulacaktır. Buna göre bu sokağa en fazla kaç tane kaldırım taşı döşenebilir? Kaldırım taşlarını karekök 15 cm'lik kenarları üzerinden döşeyeceğimiz için kaç tane kaldırım taşının olacağını bulmak için uzunluğu karekök 15'e bölmemiz gerekiyor. Kaldırımın uzunluğunu karekök 15'e bölmemiz gerekiyor. İlk sıranın uzunluğu 40 cm. Yani 40 bölü karekök 15 tane kaldırım taşı döşenecek. Burada 40'ı karekök 15'e bölerken karekök 15 ile genişletebiliriz. Ama bu burada işimize yaramaz. Burada karekök 15'in yaklaşık değeri üzerinden gidelim. Karekök 15 karekök 16'ya, yani 4'e daha yakındır. Dolayısıyla 3 tam 10'da 9 küsür bir değer alacak. Ama biz bunu yaklaşık değer olarak 4 alalım. Dolayısıyla 40'ı karekök 15'e, yani 4'e böldüğümüzde 10 küsür tane kaldırım taşı, yani 10. kaldırım taşı sığar ama 11. kaldırım taşı sığmaz. Dolayısıyla en fazla birinci sıraya 10 tane kaldırım taşı yerleştiririz. İkinci sıraya 30 bölü karekök 15. Karekök 15
4'e yakın, 34'e böldüğümüzde 7 küsür bir değer alacak. 7. taş sığar, 8. taş sığmaz. Yani bu sıraya 7 tane. 20 bölü karekök 15. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 küsür olacak. 5. sığar, 6. sığmaz. En fazla 5 tane. 10 bölü karekök 15. Onu 4'e böldüğümüzde 2 küsür olur. Dolayısıyla 2. sığar, 3. sığmaz. 10, 7, 5 ve 2 topladığımızda 24 tane kaldırım taşı yapar en fazla. Yani cevap C. Sıradaki sorumuza devam edelim. Emre öğretmen köklü ifadeler konusunu anlattıktan sonra konuyu pekiştirmek için dikdörtgen şeklindeki kartonu aşağıdaki gibi sırayla katlıyor. Birinci adımda uzun kenar içeri gelecek şekilde katlanıyor. Yani karekök 8 birim katlama. Karekök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2. Yani buranın uzunluğu 2 kök 2 olacak. İkinci adımda oluşan yeni şeklin kısa kenarı içeri gelecek şekilde katlanıyor ve karton tekrar eski haline getiriliyor. Karekök 32, yani 16 çarpı 2'den 4 kök 2 birim katlanıyor. Yani bu kenarın uzunluğu da 4 kök 2 birim olacak. Üçüncü adımda kat çizgilerinin ve kenarlarının sınırladığı bölgelerden alanı santimetre kare cinsinden tam kare olan kısımlar mavi renge, tam kare olmayan kısımlar kırmızı renge. Yani burası tam kare bir alana sahip. Buna göre katlanan bu karton aşağıdakilerden hangisi olabilir? A şıkkına baktığımızda karekök 50, 25 çarpı 2'den 5 kök 2, 5 kök 2'yi 4 kök 2 ile çarptığımızda, çünkü şuranın uzunluğu 4 kök 2, 5 kök 2'yi 4 kök 2 ile çarptığımızda tam kare bir sayı olacak mı, ona bakalım. 20 çarpı 2'den 40 oluyor. 40 tam kare bir sayı değil. Karekök 288, 144 çarpı 2'den 12 kök 2. 4 kök 2 ile çarptığımızda tam kare sayı olacak mı, ona bakalım. 12, 4, 48, kök 4, 2, 96 santimetre kare. Bu da tam kare sayı değil. C şıkkına baktığımızda karekök 200, 100 çarpı 2'den 10 kök 2. 10 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarptığımızda 40 çarpı kök 4, yani 2'den 80 santimetre kare. Bu da tam kare bir sayı değil. Karekök 128, 64 çarpı 2'den 8 kök 2. 4 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarptığımızda 32 çarpı kök 4, yani 2, 64 santimetre kare. Bu mavi bölgenin alanı oluyor ve 64 de bir tam kare sayı olduğu için D şıkkı olabilir. Yani cevap D. Sıradaki sorumuza devam edelim. Her iki tarafında 0,19 santimetre mesafe olan 10 santimetrelik bir cetvelin altına, her iki tarafında da 0,16 santimetre mesafe olan 8 santimetrelik iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan ucuca birleştirilerek soldan hizalanmıştır. Bu işlem sonunda şekildeki gibi sağdan hizalı bir oyuncak arabanın uzunluğu ölçülmüştür. Oyuncak arabanın 6 santimetreden uzun olduğu bilindiğine göre uzunluğunun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk cetvelimizde soldan 0,19 santimetre, sağdan 0,19 santimetre. Zaten 10 santimetrelik cetvel, bu arası 10 santimetre olacak. 10 artı 0,19, 0,19, yani 1,8. Topladığımızda 11,8 santimetre bu cetvelin uzunluğu. Alttaki cetvellerin toplam uzunluğu 0,16 buradan, 0,16 buradan, 0,16 buradan, 0,16 buradan. 4 tane 0,16, 2,4 yapacak. 8 santimetre burada, 8 santimetre burada. Topladığımızda 16 santimetre de cetvellerden gelecek. Yani 18,4 santimetre. 18,4'ten 11,8'i çıkardığımızda 6, 6, 6,8 santimetre yapıyor şuranın uzunluğu. Yani arabanın uzunluğu 6 santimetreden uzun. Arabanın uzunluğuna x dediğimizde 6,6'dan da küçük. Yani karekök 36'dan büyük ama karekök 36'ya da daha yakın olabilir. Çünkü 6,6'dan da
küçük olmak zorunda. Dolayısıyla Karekök 48 7'ye daha yakındır. Bu olmaz. Karekök 40, Karekök 35 zaten 6'dan küçük. Karekök 32 6'dan küçük ama Karekök 40 6'dan büyük ve 6'ya daha yakın olduğu için B olabilir. Yani cevap B. Son sorumuza devam edelim. Kemal Bey arabasıyla yolculuk yaparken yolda dökülmüş bir boyanın üzerinden geçmiştir. Aracının bir tekerleğinin bir kısmı boya olmuştur. Kemal Bey'in aracının tekerinin yarı çapı kök 48 santimetredir. Boyalı teker AB doğru parça sistemine paraleldeyken araç harekete geçmiş ve 156 kök 3 santimetrelik yol boyunca doğrusal ilerlemiştir. Tekerleğin boyalı kısmı yere temas ettiği zaman temas süresi boyunca yolda boya izi bırakarak ilerlemektedir. Buna göre bu tekerlek yolun sonuna geldiği zaman yolda toplam kaç santimetre uzunluğunda boya izi bırakmış olur? Tekerlek bir tam tur attığında çevresi kadar yol alacak. Dolayısıyla öncelikle tekerleğin çevresini bulalım. Kök 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 santimetredir. Tekerleğin çevresi 2 çarpı pi'miz 3, yarıçapımız 4 kök 3. Bu da 24 kök 3 santimetredir. Yani tekerlek bir tam tur attığında 24 kök 3 santimetre yol alacak. Ama bir tam tur attığında burası 30 derece olduğu için AB'de çap olduğu için buraya kalan açı 150 derece. Yani yolda bıraktığı kırmızı iz 150 derecelik yayın uzunluğu kadardır. 360 derecelik çemberin tamamı 24 kök 3 santimetre ise 150 derecelik yay kaç santimetre deriz? Bu da zaten kırmızı çizginin uzunluğuna eşit olacak. Buradan 30'a böldüğümüzde 12, 30'a böldüğümüzde 5, 10'un 2 katı 24 ise 24 kök 3 ise burada da 5'in 2 kök 3 katını aldığımızda 10 kök 3 santimetre tekerleğin bir tur attığında yolda bıraktığı kırmızı çizginin uzunluğudur. Yani her 24 kök 3'te 10 kök 3 santimetrelik çizgi yolda bırakacak. Dolayısıyla 156 köküçlük yolu 24 kök 3 santimetreye böldüğümüzde kaç defa 10 kök 3 santimetrelik yolda çizgi bıraktığını buluruz. 156'yı 24'e böldüğümüzde 6 defa var. Bu da 144 kök 3 yapar. Geriye kalan uzunluk 12 kök 3'tür. Yani 6 tane 10 kök 3 santimetrelik yolda iz bırakır. Bu da 60 kök 3 santimetrelik kırmızı çizgi yapar. Geriye kalan yol 12 kök 3. 12 kök 3 zaten 24 kök 3 tamamı olduğu için 12 kök 3 alacağı yol kaldığına göre bu da çemberin yani lastiğin çevresinin yarısı kadardır. Yarısı kadar geldiğinde yolda bırakacağı iz, kırmızı iz şu kadardır. Bunun açısı da zaten 60 derece oluyor. Dolayısıyla 60 derecelik uzunluk kadar kırmızı çizgi bırakacak. 360 derecesi 24 kök 3 ise 360 derecesi 24 kök 3 ise 60 derecesi 6'da biri 24 kök 3'ün de 6'da biri 4 kök 3 santimetredir. Yani 4 kök 3 santimetre daha kırmızı çizgi bırakacak. Yarım tur attığında toplam kırmızı çizginin uzunluğu 64 kök 3 santimetre olacak. Yani cevap C. Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada sonuna geldik. RB Hocam'la matematik alanına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sorular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ve bu videoların devamını istiyorsanız yine aynı şekilde yorumlarda mutlaka belirtin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.